Selamlar arkadaşlar. Bu videoda canti hissesini inceleyeceğim. Evet, 2-3 günde bir canti videosunu çekmeye çalışıyorum. Öncelikle incelemeye başlamadan önce bir like atarsanız videoya sevinirim arkadaşlar. Evet, geçen videolarda belirttiğim rakamlar nokta atışı olarak çalıştı. Yani yükselişi bakın. Nerelerde çekmeye başladık videosunu? Şuralardan çektik. Yaklaşık %30'luk bir yükseliş geldi. Ve dediğimiz dirence doğru, dediğimiz dirençten geri döndü. Zaten takip ettiyseniz videolarımı siz de geri döndüğünde kendinize göre işlem almışsınızdır diye düşünüyorum. En son düşeni kırmıştı. Düşeni kırdıktan sonra sert bir gidiş yaptı bakın. Bir tavan oldu, bir de %5 gitti. Bugün de kaç kapatmış bakayım. Şu anda seans kapanışını bilmiyorum. Burası güncellenmedi. Bir kendi borsa sayfamdan bakayım. Bugün 20.80 kapatmış. Şu an 20.96 gözüküyor. Evet, desteğin iyice yaklaşmış. Bakın, burada 20.50 bir destek çizmişiz. Aşağıya doğru süzülüyor şu an 20.50'ye doğru. Yarın artık bir dönüş gelmek zorunda buralardan. Çünkü tekrar alt kanala girerse tehlikeli olabilir diye düşünüyorum. Şu bölge biraz tehlikeli. Bakın ne kadar bekletmiş. Şöyle yeşil de işaretleyeyim orayı. Mavi, pardon. Pardon, hemen işaretliyorum. Şöyle sarıyı da işaretledim. Bakın şu alt bölgede ne kadar çok bekletmiş. Buraya tekrar inmesi tehlikeli olabilir. Onun için 20-40, 20-50 civarlarından artık dönmeli. Yani düşüşünü sonlandırmalı. Çünkü alt bölge oyalanma bölgesi. Üst bölgede kalırsa burası para kazandırma bölgesi. Bakın şurada da yine aynı hareketi yapmış. Alt bölgede takılmış takılmış. Yukarıya çıkmış. Direnç olarak çalışmış orası. Aşağı inmiş. Onayını almış. Ve yukarı vurmuş. Düşene vurmuş. Tekrar böyle bir hareket yapabilir. Böyle bir beklentim var açıkçası. Tabi yarınki dönüş önemli artık. Yarın 20.40'ın altında kapatmamalı. 20.40-20.50 arasında bir yerde kapatırsa daha hoş olur. Öyle gözüküyor. Oradan dönerse yukarıda yine 23 lira 50 kuruş var. Şu nokta. İşaretlemişim yine. Bakın burada destek, burada destek, burada direnç olarak çalışmış artık. Dün de direnç olarak çalışmış. Direkt düşmüş oradan. Onun için buradan şöyle bir hareket görebiliriz. Bakın. Şuraya doğru bir hareket görebiliriz. Tam şurada olduğu gibi. Burada olduğu gibi. Bu düşüşte zaten yükselmişti burada. Düştü de Odaş lot satmıştı. Onun için düştüm diye hatırlıyorum. Ama artık satması gerektirecek bir durum kalmadı. Borçlarını kapadığı için. Buradan toparlasın. 28 liralara doğru 23.50 kuruşu da geçip 28 liralara doğru gitsin. Onun ardından 32 lira güzel bir hedef şu an bu hisse için. Eğer ki 32 lirayı geçerse 32 lirayı geçtiği takdirde şu bölge, bakın şuradaki gap kapanana kadar gitme olasılığı var. 40 lira diyelim biz buna. 40 liralara kadar gitme olasılığı var diye düşünüyorum ben. Yani fena durmuyor. Yarınki hareketine bağlı her şey. Açıkçası öyle söyleyeyim. Yarın eğer 20-40'ın altında kapatmazsa, 20-50'nin altında kapatmazsa tamam, yükseliş potansiyeli devam ediyor. Ama eğer ki 20-40'ın altında kapatırsa o zaman bir düşünmek gerekiyor. Acaba tekrar oyalanma bölgesine girecek mi yoksa gitmeden devam mı edecek, ona göre bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi şu bölgeye indiğinde, şu sarı ile çizdiğim bölgeye indiğinde burası oyalama bölgesi, mal toplama bölgesi. Burada tatlıcı caydırıyor, caydırıyor, caydırıyor. Topluyor, yükseltiyor, satıyor, yükseltiyor, satıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Bir Fibonacci çekip bakalım. Videoyu kapatmadan önce. Pardon. Fibonacci çektiğimizde
Evet, şu kırmızı bölge direnç olarak gözüküyor. Biz 39 lira 40 lira direnç demiştik. O 37 lirayı göstermiş, yine aynı. Yukarıda da 44 lirayı göstermiş. 44 lirayı direnç olarak göstermiş, evet. Ama asıl şimdi bizi ilgilendiren bölge, geçmesi elzem olan bölge, 23 lira 50 kuruş bölgesi. Buranın üstüne 2 gün kaldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama altına inerse de desteğimiz 20-40. 20-40'ın altına düşmediği takdirde güzel. Görüntüsü güzel. 20-40'ın altına düştüğü takdirde de artık oyalanma bölgesine tekrar gidip yataya sarabilir diye düşünüyorum. Canta için görüşlerim bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.